Biliyorsunuz tiyatro için anlatılır aslında bu. Meşhur üstada sormuşlar işte genç tiyatro öğrencileri falan demişler ki ya üstad biz de tiyatro yapacağız. Nasıl oluyor bu işler falan. Adam da demiş ki yani işte ilk 30 sene biraz zorlanırsınız. Sonra yavaş yavaş yaparsınız falan. Müzik de böyle bir konu. Şimdi sen müzikten ne anladın? 32 senedir müzik yapıyorsun, müzikle ilgileniyorsun derseniz pek bir şey anlamadım aslında. Ama aşağı yukarı bildiklerimi sizinle paylaşacağım. Doğrusunu isterseniz hani benim hayatımın özelde çok ilham verici bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Hayatım boyunca en ilham verici olarak bulduğum konu müzik. Genel olarak müzikle ilgili ben müzikten ne anladım, nedir, ne değildir bunları anlatabilirim. Ben de aslında sizinle bir deney yapıyorum. Müzik gibi zevkli bir konunun 15 dakikada ne kadar sıkıcı anlatılabileceğini deniyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyim? İşim ne? Üniversitede ne iş yapıyorum ben? Teori hocasıyım. Yani bir şey çalmasını öğretmiyorum. Şarkı söylemesini falan da öğretmiyorum. Şarkı söyle derseniz hiç tavsiye etmem. Çok kötü bir sesim var. Peki de yani ne yapıyorum ben kısacası? Yani müzik temelleri matematiğe dayanan bir şey. Antik Yunan'dan itibaren aslında tiyatro, retorik, sosyal bilimler diyeceğimiz şeyler. Bir taraftadır öğretim sisteminde, aritmetik, geometri, müzik filan da diğer taraftadır. Bunu böyle bilmeliyiz. Peki müzik yani tek dinamiği bu mu? Bir aklımıza bir türkü veya Sezen Aksu şarkısı gelince aa ne güzel matematik diye mi dinliyoruz onu? Tabii ki öyle bir şey yok. İçinde birçok farklı dinamiği barındırıyor. Sözsüz müzik ne demektir? Sözsüz müzik bize bir mesaj veriyor olabilir mi acaba? Yani neden sözsüz bir müziği dinleriz? Söz yok, bir şey yok. Kimse bir şey söylemiyor. Neden hoşumuza gidiyor? Neden gitmiyor? Hep klasik müziği diğer müziklerden ayırırız veya caz müziğini. Bu sosyal bir müzik dinleyicisi olarak bizim doğal bir davranışımızdır. Ya caz dinliyorum filan. Ya klasik müzik dinlenir mi? Kafam ağrıyor deriz. Aslında cidden o kadar da farklı değiller. Yani zaman içinde müzikle ilgili anladığım şeylerden birisi bu. Caz müziği Amerikan işte yerlilerin, ya yerli demişim, zencilerinin kökenini bulduğu bir müzik türüdür. Bizim Aşık Veysel'den çok da farkı yok doğrusunu isterseniz. Pek farkı yok. Müzik bize nasıl bir mesaj veriyor? Nasıl bir farkı yok yani? Üstteki söz mü? Melodik ağırlık mı? Bunu kastetmiyorum. Müzik dinleyicisi, iyi bir müzik dinleyicisi olmak bir insana ne kazandırır? Hele de sözü olmayan bir müziği dinliyor olmak ne kazandırır? Şimdi size bu noktada iki tane soru soracağım. Bir tanesi, geleceği görmek ister misiniz? Evetse tamam, oldu. İkincisi de ya 2 dakikada dizi müziği yapmayı öğrenmek ister misiniz? Şöyle ki, müzikte birkaç tane evrensel olgu vardır. Bunlardan bir tanesi de pattern dediğimiz olgudur. Yavaş yavaş sunuma geçeyim ve anlatmaya başlayayım. Müzisyenler, özellikle müzik işiyle akademik olarak ilgilenen bizler, bu kadar yakışıklı olmasak da hep kafasında şöyle soru işaretleriyle dolaşan kişileriz. Bu soruların cevaplarını ararız. Müzik boş bir şey midir, değil midir bilmiyorum ama üzerine konuşulması gereken bir şey varsa genel olarak böyle sorular ve sorunlar konuşulur. Çünkü diğer sanatlardan farklı değildir. Sanat ne demektir sorusuna cevap vermeyen bir kişinin müzik yapıyor olması, yani otantik bir müzik de elbette yapılabilir ama akademik bir müzik yapıyor olması düşünülemez. Sanat ne demektir dedim ya. Şimdi burada form diye çok önemli bir kavram giriyor. Bence bu müziğin ve hayatın saklı anahtarı olan sunumumun kilit kavramlarından bir tanesi. Form, sanatta form nedir, nasıl bir şeydir? Bir resim gördüğümüzde onun bir formu var dediğimizde neyi kastediyoruz? Bir müzik dinlediğimizde neyi kastediyoruz? Neyle ilgilidir? İsterseniz bakalım. Bu Rafael'in Atina Okulu, bilenler bilir, çok meşhur bir tablodur. Yüzlerce yıl önce yapılmış olan bir şey. Birkaç tane çözümlemesini göreceğiz şimdi. Benim işim, esas işim sanat eleştirmenliği veya ressamlık olmadığı için çok ukalalık etmeden geçeceğim bu kısmını. Burada tarihsel bir sıralama görüyoruz.
Tabloyu tam ortadan bölen bir çalışma. Altın oran nedir biliyor musunuz? Doğada çok sık göründüğümüz bir oran ve orantı biçimidir. Gördüğünüz gibi alt taraf matematik, üst taraf şu falan filan. Adam böyle bir tablo yapmış, oturmuş, düşünmüş herhalde kendiliğinden, yapmamış bunu. Bu da altın oranı ve orantıyı açıklayan, resimde formun ne olduğunu açıklayan bir başka gösterge. Müzik gibi böyle dinledik, bitti, tamam falan. Böyle bir şey içinde form neyle ilgilidir sizce? Nasıl bir şeydir? Hepiniz doğru bildiniz, zamanla ilgilidir. Form zamanla ilgili bir şeydir. Biz müziği toplam zamanını bölümlere ayırırız. Mesela X bir sanatçı, Serdar Ortaç, Sezen Aksu, 4 dakikalık bir şarkı dinlediğimizi düşünelim. Bir sözden ve bir nakarattan oluştuğunu düşünelim şarkının. Ve bu söz ve nakaratın ikişer kez tekrar ettiğini düşünelim. Aşağı yukarı şöyle bir diyagramdan bahsediyoruz demektir. Gördüğünüz gibi ne yaptık? Müzikte formu zamanla anlattık. Oraya A, buraya B dedik. Oraya söz, buraya nakarat dedik. Biz bu yaklaşık olarak bu diyagramı biliyorsak, müzik dinlerken, müzik içinde geleceği görebiliyoruz demektir. Bu müzik nereye gidecek? Ne yapacak? Öyle değil mi? Peki ama yani bunu bilmek yeterli mi? Şimdi patern denen kavramdan size birazcık bahsedeyim. Patern sadece Batı müziğine, sadece klasik müziğe, sadece şu ya da bu müziğe ait bir kavram değil. Bakın. Bir şeyin patern olup olmadığını ancak tekrara ya da biraz sonra anlatacağım gibi sekvense girip girmediğini görerek anlayabiliriz. Bu patern konusunu dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Bence çünkü müzisyen olmayanların da müzikten alacağı önemli bir şeydir bu. X bir patern icat edebiliriz. Önemli değil hangi notalardan oluştuğu. Onun patern olup olmadığını nasıl bileceğiz? Tekrara veya sekvense giriyorsa bileceğiz. Örneğin, buradaki diyagramda şöyle bir şey yaptım. Çalacağım 3 notayla bu eşleşiyor mu? Şöyle eşleştiriyorum. Üçgenin köşeleri gibi düşünün. Soldaki daha küçük, daha pes, biraz yukarı gidiyor, geri geliyor. Çaldığım müzikle bu görsel böyle eşleşiyor. Peki bunun patern olup olmadığını ben nereden bileyim? Belki ondan sonra üçgen değil de kare bir şey gelecek. Eğer tekrar ediyorsa birincisine patern adı verir. Ha tamam. Müzikte bir patern var, bir öz var ve tekrar ediyor değil mi? Tamam. Peki sequence nedir? Hemen onu da anlatayım size. Patern tekrar ediyor ama başka bir notadan başlayarak tekrar ediyor. Hiç zorlanmayın, hiç merak etmeyin. Başka bir nota dediğim basit bir şey. Paterni ve sekansı biliyor muyuz? Bu paternin 2 saniye olduğunu farz edelim. Artık 8. saniyede ne olacağını biliyoruz. Fark ettiniz mi? Geleceği gördük. Aynı zamanda çaktırmadan galiba dizi müziğini de yapmış olduk. Herhangi 3 tane nota söylerseniz Do, Re, Fa, peki. Peş peşe çaldığımızda bir tane de ben ekleyeyim. Tamam. Güzel oluyor galiba, değil mi? Dizi müziği gibi de oldu. Tamam. Peki. Şimdi arkadaşlar, benim hiç uzmanı olmadığım bir alanda biraz bir sözler söylemem lazım size. Evet, hayatta bütün karşımıza çıkan paternler bu kadar basit açıklanabilir şeyler değil. Ama müzikteki bütün paternler de bu kadar basit değil. İsterseniz bir şunu dinleyin. Burada da bir patern vardı.
Bach'ta böyle bir kıymetli patern yazmış bir besteci. Dolayısıyla önümüze çıkan karmaşık şeylerin dahi eğer yeterince bilgi birikimi sahibiysek, bilgi birikimimiz varsa o konuda ne zaman sönümleneceğini veya ne zaman değişime uğrayacağını hissedebiliriz. Bu geleceği görmekle eşdeğer bir şeydir. Bence sözsüz müzik bize bunu öğretir. Şimdi iki saatten beri görece yabancı olduğumuz bir şey dinliyoruz. Bir de bunu dinleyelim. Bunun paterni olduğunu anladık mı? Çünkü hepimiz türküyü yaklaşık olarak biliyoruz, değil mi? Birinci paterni 3 saniye sürdü. 9 saniye sonra ne olacak? Hocam tam olarak burada olacağız. Artık diyebiliyoruz bunu. Çok mutlu bir ilişkimiz var. Of aşk maşk nasıl bildiğiniz gibi değil. Başladık. Hafif hafif zaman içinde her aşkta olduğu gibi. Biraz böyle sallandık ettik. Ama yine aşığız yani. Benziyor yani. Sonra neyse ya bir daha başlayalım dedik. Başladık yeniden. Çok mutlu bir ilişkimiz var. Ama hafif hafif dediğimiz anda biz paterni görmüş oluruz aslında biliyor musunuz? Bu müziğe ait notalaştırılmış bir patern. Görüyorsunuz baştaki grafikle sondaki aynı. Sadece başka bir notadan başlamış. Çok mutlu bir ilişkimiz var. Ama neyse hala aşığız canım sallansak da. Umarım altyazıyı görebiliyorsunuz. Olsun olsun. Bir daha bir başlayalım biz. Kesin iyi olacak. Sonunun nerede olduğunu görüyor musunuz? Bu aşk 16 saniye sürdü. Ya hepiniz hissettiniz değil mi? Niye bitirmiyor bu adam bunu? Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.